Ses kontrol. Yayın kontrol. Çok değerli protokol, kıymetli hemşehrilerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Netsa Metal 11. Bursa Şavşatlar Derneği Köyler Arası Futbol Turnuvası Aşık Kara sezonu final müsabakası programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi program akışımızı arz ediyorum. Açılış, İstiklal Marşı, Saygı Duruşu, selamlama konuşmaları, plaket töreni, davul zurna ile oyunların sahada oynaması, Dalkırmaz Pınarlı şampiyonluk maçı, kupa töreni, tulum ve davul zurna ile eğlence, kapanış. Evet, değerli konuklarımız, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Buyurun. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz, saygıyla. Evet, bu arada bugün Engelliler Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engellilerin de bu özel gününü kutluyoruz. Arkadaşımız Aslı Demir bizlere yardımcı oldu İstiklal Marşı'nın işaret diliyle okunması hususunda. Pınarlı Köyü Futbol Takımı yöneticisi Yener Demir'in kızı Aslı kızımıza bir alkış istiyoruz sizden. Çok teşekkür ediyoruz, kızımızı uğurluyoruz. Evet değerli dostlar, Bursa Şavşat Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği STK olmanın hakkını üst seviyede veren bir dernek. O kadar çok alanda çalışmalar yapıyoruz ki şimdi bunları burada sıralamaya kalksak çok vakit alacak. Biz insan gönüldür, gönül diyerek yola çıktık ve insan gönlünü ihya edecek olan her
kapısına elimizi koyduk. İşte onlardan bir tanesi, sportif anlamda çalışmalarımızdan bir tanesi, Netsa Metal 11. Bursa Şaşatlar Derneği Köyler Arası Futbol Turnuvası Aşık Kara sezonu final müsabakası maçımızı finale çıkan Dal Kırmaz Köyü ve Pınarlı Köyü arasında biraz sonra oynanacak şampiyonluk maçı. Festivalimize, turnuvamıza ismini vermiş olduğumuz Aşık Kara, biliyorsunuz şapşatımızın çok önemli bir değeri. Aşık Kara kimdir? Bununla ilgili çok kısa ben sizlere bir sunum aktaracağım. Aşık Kara'yı anmadan olmaz elbette. Bekletiyorum ama o kadar çok program yoğunluğumuz var ki. Evet, Aşık Kara. Büyük Ozan 1927 yılında Şavşat'ın Meşeli Köyü'nde dünyaya geldi. Her konuda şiirler yazan ve sazıyla da çalıp söyleyen, yaşamı boyunca 8 adet madalya ve çok sayıda kitabı bulunan yazan halk ozanımız hala Şavşat'ın Meşeli Köyü'nde yaşamaktadır. Kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz ve Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şiirine naziri olarak yazmış olduğu şiirden çok kısa bir bölüm aktaracağız. Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece demişti. Bakın Aşık Kara ne demiş? Bu dünya bir imtihandır, gidiyorum gündüz gece. Önümüz yüce divandır. Gidiyorum gündüz gece. Uzun yıllar edebiyatımıza güzel eserler kazandırsın inşallah. Evet, bu arada bir futbol gazimiz var. Onun hakkında da kısa bir bilgi aktarımı yapacağım. Hanlı Köyü'ne mensup olan Bayram Dede, futbol turnuvalarının vazgeçilmez ismidir. 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 57 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar aramıza dönmüş bir futbol gazisidir. Bayram Dede abimiz başka bir rahatsızlığı sebebiyle şu an Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmaktadır. Kendisine minnet duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet değerli dostlar, şimdi programımıza devam ediyoruz. Evet, biliyorsunuz turnuvamız 9 haftadır devam ediyor. Bu son final şampiyonluk gününde turnuvamızın tertip komitesini ben şimdi huzurlarınıza alacağım. Ayrıca komite başkanımız da burada olacak. Kendisinin size söyleyecekleri var. Öncelikle turnuva tertip komitesi üyelerini arz ediyorum. Futbol Komitesi Başkanı Sayın Ercan Aydın, Kirazlı Köyü ve sahaya alıyoruz kendilerini. Buyurun lütfen. Emre Medetoğulları, Savaşköy, Ertan Yazar, Ziyaret Köyü, Nuri Demir, Dalkırmaz Köyü, Salih Işık, Yavuzköy, Gökmen Kösa, Hanlı Köyü, Nurettin Demirci, Tepeköy, Evrensel Yılmaz, Çayağzı Köyü. Evet, hoş geldiniz diyoruz değerli üyelerimize. Ve şimdi Turnuva Tertip Komitesi Başkanı, Bursa Şavşatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ayakkabıca Mağazaları sahibi, aynı zamanda gururla söylüyoruz, kimya mühendisi, derneğimizin gençlik ve kadın kolları sorumlusu, turnuva tertip komitesi başkanı Savaşköylü Okan Turun. Buyurun değerli başkanım. Hoş geldiniz.
Evet, mikrofonu kendisine veriyoruz. Sizlere söyleyecekleri var. Buyurun. Öncelikle utandırdınız. Teşekkür ederim. Değerli protokol, değerli başkanım, değerli şavşatlılar hepiniz. Netsa Metal 11. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası Aşık Kara sezonuna hoş geldiniz. Yaklaşık 10. haftadayız. Aşık Kara isminin verilmesiyle alakalı ufak bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü ilkleri yapmayı her zaman son bir cümle daha söyleyip konuşmamı bitireceğim. Futbol sadece futbol değildir. Biz her zaman bu amaçla hareket ettik. Üçüncü seneden beri yaptığımız her futbol turnuvasının her haftasında organ bağışı, kan bağışı, fidan dikme etkinliği, 10 Kasım, 24 Kasım bütün dünyanın özel günlerini, Türkiye'nin özel günlerini kutlamayı amaç edindik. Umarım yeni yönetimin Ocak 2018'de kongremiz var. Yeni yönetimin bunları devam ettireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hepinize. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz emekleri için ve de ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Evet, şimdi dernek yönetimimiz ve dernek başkanımızı huzurlarınıza alacağız. Ben köyleriyle birlikte arz edeceğim. Muallim Naci Altun, Hanlı Köyü. Sahaya alıyoruz arkadaşlarımızı. Güven Levent Tepeköy, Ersin Yeni Çiftlik Köyü, Fatih Kemal Bilmiş Yavuz Köy, Okan Torun Savaş Köyü, Mustafa Keskin Kurudere Köyü, Turgay Yılmaz Yaşar Köyü, Yener Demir Pınarlı Köyü, Vural Aymelek Çayazı Köyü, Murat Yazar Cevizli Köyü, Büyük Başkan. Vallahi heyecanlandırdınız bizi. Konuşmam bile şaşırdı bakın başkanım. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet, ve sözü başkanımıza bırakıyoruz. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Arsiyat Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşların kıymetli başkanları, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, futbolcu kardeşlerim, sevgili şavşatlar. Derneğimizin düzenlemiş olduğu geleneksel 11. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası finaline hoş geldiniz diyor. Şahsım ve yönetim kurulum adına sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Turnuvamızın bugünlere gelmesinde emeği olan, turnuva organizasyonunda görev alan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Derneğimizin çalışmaları sonucu yine bir final maçı ile veda ediyoruz. Bu etkinliğimize katılarak bizlere güç veren, başta katılımcı köy takımlarına, onlara destek veren sporcu kardeşlerimize, yine onlara maddi ve manevi yardımda bulunan köy dernek ve sandık temsilcilerimiz ile sponsorlarına ve son olarak da sporcu kardeşlerimizi yalnız bırakmayan siz saygıdeğer hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Turnuva finalimiz Şavşat adına birlikteliğimizi güçlendirmesini temenni ederek Şavşat ve Şavşatlı'ya yakışır, dostça, kardeşçe bir mücadele diliyor, kazasız bir final ile sonlanmasını temenni ediyorum. Ulu Önder Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda halaklısını severim sözünü hatırlatarak hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyor, iyi seyirler diliyorum. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi turnuvamıza emeği geçen pek çok değerli şahsiyet var. Kendilerine bir plaket takdimimiz olacak. Şu an burada bulunduğumuz okul Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Muzaffer Yılmaz hocamıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten okulun kapılarını açtı, bize bu sosyal tesisi kullanmamıza imkan sağladı. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Kendisine bir plaket takdimimiz olacak. Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Şenol Şimşek, değerli başkanımız, hemşehrimiz aynı zamanda şeref verdiler. Plaketini takdim etmek üzere davet ediyoruz değerli başkanımızı. Evet, alkışlıyoruz. Çok değerli protokol. Çok değerli dernek başkanlarım, Şavşat Dernek Başkanımız ve yöneticileri, çok değerli sporcularımız ve buraya katılan siz değerli hemşehrilerim. Ben de hepinizi şahsım ve Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Edebal adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu 11.sini düzenlemiş olduğunuz turnuvanın dostluk içerisinde finalde sevginin, başarının kazandığı bir ortamın temennisini ediyor. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Hayırlı seyirler diliyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katkı sağladığı için programımıza ve konuşmalarından dolayı. Evet, turnuvamızın sponsoru Nessa Metal. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ta başından beri büyük destek sağladılar.
Nitsa Metal'in sahibi Sayın Şentürk Turan'ı buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Şentürk Bey. Ve plaketini takdim etmek üzere Arsiyat Başkanı Sayın Gürsel Durmuş beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Oradan gelmiyor. Değerli protokol, değerli başkan ve yöneticiler, çalışkan çavşatların çalışkan başkanı ve yönetimi gerçekten bir çavşatlı olarak gösterdiği yetkinlikler hepimizi gururlandırıyor. Mutlu oluyoruz. Bugün de çok önemli bir kalabalık ve çok değerli bir ortamda şahsım ve Arsiyat Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılı bir müsabaka olmasını da diliyorum. Gerçekten Artvinliler Bursa'yla bütünleştiğini görüyoruz. Artvinli olmaktan hepimiz gurur duyuyoruz. Artvinli dernek, STK'lar ve bütün Artvinlilere önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu da Artvinlileri, Bursalıları, Türkiyelileri daha fazla sevmek ve kendinden daha fazla gurur duymak bize yakışır. Bizler bugünkü gibi el ele birlikte olmayı başardığımızda Artvin'imizi de, Artvin'imizin yeşilini ve Artvin'imizin doğasını, Bursa'mızı, Türkiye'mizi daha fazla koruyacağız ve birlik beraberliğimiz daha güçlü olacaktır diye inanıyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve son plaketimiz turnuvamızın manevi sponsoru Aşık Kara. Kendisi burada değil, Şahşat'ta biliyorsunuz orada yaşıyor. Ozanımızın gıyabında oğlu Sayın Ali, evet. O zaman oğlu Ali Kara'ya verecektik. O şekilde notumu almıştım ama Mehmet Yılmaz Bey'i buraya davet ediyoruz. Kendisine takdim edeceğiz plaketi. Plaketi takdim etmek üzere TŞT Lift Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Timur Alagöz'ü buraya davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bütün sponsorlarımıza, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Ve evet, şimdi sıra geldi şampiyonluk maçına. Ben şimdi takımlarımızın futbolcularını isimleriyle sahaya davet edeceğim. İsimlerini söyleyip sahaya davet edeceğim. Onlar ısınırken, ısınmaları gerekiyor 5-10 dakika. O esnada siz değerli konuklarımızı davul zurna ve tulum eşliğinde oynamak için sahaya davet ediyoruz. Bir 5 dakikanızı istirham ediyorum. Hemen oyuncularımızı sunuyorum. Evet, Dalkırmaz Anklia takımının oyuncu kadrosu. Cem Bilir. Kalecimiz. Turgay Demir, Doğukan Bilir, Onur Bülbül, Ercan Bilir, Alper Çelik, Deniz Meydan ve Doğukan Demir. Evet, başarılar diliyoruz takımımıza. Takım kaptanı Deniz Meydan, teknik direktör Nuri Demir.
Evet. Ve Pınarlı Köyü Sloban futbol takımının futbolcularını şimdi arz ediyorum. Hayrettin Aydın. Kalecimiz. Orhan Aydın. Özkan Özışık. Öztekin Aydın. Onur Torun. Mutlu Kumaş. Özcan Demir. Ve Tolga Çelik. Evet. Evet, evet. Takım kaptanı Hayrettin Aydın, teknik direktör Yener Demir. Evet. Şimdi oyuncularımız ısınırken biz bu arada iki takıma da başarılar diliyoruz. Centilmence, dostluk, kardeşlik çerçevesinde bir maç olmasını diliyoruz. Şimdi Tulum Davul Zurna eşliğinde oynamak isteyen değerli konuklarımızı sahaya davet ediyoruz. İyi eğlenceler. Buyurun. Evet sevgili dostlar, 11. Köyler Arası Futbol Turnuvası'ndayız ve iki tane şampiyon adayı takım var. Aslında ikisi de şampiyon. Pınarlı sağ tarafımda, Yener abi. Solumda Dalkırmaz, Nuri abi. Sağlı sollu aldım, aralarına geçtim ki sıkıntı olmasın. Şimdi burada da maç yaparlar. Evet Yener abi, nasıl geçti 10 hafta? Vallahi çok zorluklara buraya geldik. Bu ana kadar gelen, ilk önce bu turnuvayı düzenleyen Şavşat Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Katılan bütün takımlara çok teşekkür ediyorum. Kendi futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Halkıma çok teşekkür ediyorum. Bizi İstanbul'dan buraya kadar desteklemeye gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Rakip değil. Kardeşlerime başarılar diliyorum. Dalkırmaz'a da, Sloban'a da başarılar diliyorum. Şimdi az önce yürürken gördüm. Herhalde bir aksaklık var bacakta. Evet, geçen haftaki maçta sakatlandım. Hangi maçta? Bayan futbol takımıyla. Evet, sevgili dostlar. Geçen hafta bir dostluk maçı yapıldı. Bayan futbol takımıyla. Liseli kız kardeşlerimizle burada güzel bir maç yapıldı. Yener abi de dostluk maçı diye çıktı. Sakatlanıp dışarıya çıktı. Kaçıncı dakikaydı? 10. dakika filandı. Evet, 10. dakikada şimdi 3. derece menisküs yırtılması varmış. Yani zaten futbolun son demlerini yaşıyordum. Jübile yapmayı düşünüyordum bu maçta. Ama maalesef bu maçta da çıkamayacağım. Hayırlısı şampiyonlar olsun. Maçında da yoksun, şampiyonluk maçında. Evet, şampiyonluk maçında da maalesef yokum. Peki 9 hafta boyunca kimse sizi sakatlayamadı. Ama bayanlarla yaptığınız maçta sakatlandınız. Bu nasıl oldu? Yani orada da 8 tane güzel bayanlarımız vardı. Güzel bacılarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. İşlerinde bir tane adam vardı, o da bizi sakatladı. Evet, kalecimiz herhalde. Evet, erkekti. Evet sevgili dostlar. Rakibimize geçelim. Pınarlı'nın rakibi Dalkırmaz. Avukat Nuri Bey yanımızda. Evet, Nuri abi, 10 haftamızı nasıl değerlendirirsin? Öncelikle Yener kardeşime ve Pınarlı'ya başarılar diliyorum. En başında dernek başkanı ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl gerçekten biz bütün turnuvalarda varız. 11.si düzenlenen organizasyonun. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En güzel organizasyonu yaptık. Bu Bursa Şavşatlar Derneği'nin yönetiminin bir başarısı. Bunun dışında takımımdaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bizimle beraber oynayan misafir oyuncular Alper Çelik, Deniz Meydan ve Onur Bülbül'e ayrıca teşekkür ediyorum. Futbol takımında yer alan arkadaşların eşlerine ve annelerine
ailelerine teşekkür ediyorum. Çünkü her pazarlarını bizimle geçirdi çocuklar. Sağ olsun, var olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak şöyle diyeyim. Köyde şu an bizi izleyen insanlar var. Dalkırmaz'da, Antalya'da ve Şavşat'ta. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve ben şunu tekrar takımıma söylüyorum. Ben onlarla mutluyum. Biz birlikte mutluyuz. Biz birlikte Şavşat'ız. Teşekkür ederim. Evet, bu mesajların ardından bize de söz çok fazla düşmedi herhalde. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi burada sadece dostluk var. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ağlaklısını severim diyor. İşte Atabarı Artvin'den geliyor, Ataya armağandı. İşte sporcuyla ilgili söylediği bu söze de biz böyle cevap veriyoruz. İşte biz zeki, çevik, aynı zamanda ağlaklı sporu seviyoruz diyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın başkanlar, size de başarılar. İnşallah dostluk kazanacağız. Kaç kaç çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, biraz oyunu izleyelim. Ardından kıran kıradan bir maç geçecek. Bu maçın yorumunu Okan Torun yapacak. Fakat evet, Yener abi yine bir şeyler söylüyor. Getir. Gol kralımız gelsin diyor. Gol kralımızla da konuşalım diyor. Rakipsiz gol kralımız diyor. Gol kralımızı bekliyoruz. Evet. Koşa koşa geliyor. Evet. Turnuvanın gol kralı. İsim? Özkan abi. Özkan Özışık. Özkan'cığım kaçıncı gol? Vallahi bugün 21'de, inşallah devamı gelecek. Bugün tahmini? Ya aslında önemli olan şu, benim atmam değil, takımın kazanması. İnşallah ben atmasam da arkadaşlarım illa atarlar. Şampiyon olalım, başka bir şey değil. Ama şimdi son maç olmasına rağmen hali, yani bu maçta oynanacak ama gol kralı ilan edilmişsiniz. Ya evet, biraz şey var, gol farkı biraz var. Biraz erken avlu atmışlar herhalde rakiplerimiz. Ya herhalde ki öyle oldu ya, öyle nasip oldu, öyle kısmet oldu. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu maçta da gollerini i̇nşallah, bekliyorum. İnşallah, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür. Evet, maç anlatımında Ersin Yeni bizlerle olacak. Maç yorumlarımızı da Okan Torun bizlerle birlikte olacak. Şimdi biraz horonu izleyelim. Ardından röportajlara ve kıran kıran maça devam edeceğiz.
Hemen bizi verecek misin? Sen başla. Dur var mı? Şey yok oğlum. Ne yok? Evet. Burada mıyız? Tamam. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bursa Şavşatlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu Netsa Metal 11. Şavşat Köyler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Aşık Kara Sezonu'ndan, Bursa'dan, bu güzel ambiyanstan ve Kaşgar TV ekranlarından herkese saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyoruz. 10 hafta üst üste müsabakalar yapıp güzel kardeşlikler sergileyen ve bugüne finala ismini yazdıran iki takımımızı sizlere futbolcularını tanıtmak istiyorum. Canlı yayında mıyız? Ben Ersin Yeni. Ben Okan Torun. Maçın anlatımı konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bizim için bir ilk ama biz Bursa Şavşatlılar Derneği olarak ilkleri gerçekleştiren bir derneğiz. Sürçülisan eder isek şimdiden affola. Evet, şimdi ben Pınarlı Köyü'nün futbolcularını saymak istiyorum. 08 numaralı formasıyla kalede kaptan Hayrettin Aydın yer alıyor. 96 Orhan Aydın, 5 Öztekin Aydın, Atlı 6 Mutlu Kumaş, 7 Tolga Çelik, 8 Onur Torun, 10 Özcan Demir, 61 Özkan Özışık 8 ile sahada olacak olan Sloba'nın yedeklerinde 1 numaralı formasıyla Tarkan Balcı, 9 numara Emre Ağırbaş, 3 numara Oktay Demir, 21 numara Ergin Özcan yer almakta. Futbolun duayeni, efsane takım kaptanı Yener Demir'in sorumluluğundaki takımın forma rengi yeşil beyaz. Dalgırmaz'ın, Anklia'nın takımını sayması için Okan Torun kardeşime uzatıyorum mikrofonu. Evet, Netsa Metal 11. Şavşat Köyler Arası Spor Turnuvası'na final karşılaşmasına hepiniz hoş geldiniz. Dalgırmaz'ın kadrosunu sayıyorum şimdi size. Dalkırmaz'ın kadrosunu sayıyorum. Kalede Cem Bilir, Doğukan Bilir 4 numara formasıyla, 5 numara formasıyla kaptan Onur Bülbül, 10 numara formasıyla Doğukan Demir takımın gol yükünü sırtlayan bu sene, 9 numara Deniz Meydan, 8 numara Ercan Bilir, 16 numara Turgay Demir, 11 numara Alper Çelik. Yedekleri saymak gerekirse de 6 numara Burak Güler, 7 numara Uğur Bilir, 19 numara Alper Gümüş. Dalkırmaz'ın takım sorumlusu olarak da futbol muhabirliği yapmış avukat arkadaşımız Nuri Demir. İki takıma da başarılar diliyor. Güzel, centilmence bir maç olması dileğiyle sözü şimdi spiker arkadaşımız Ersin Yeni'ye veriyorum. Evet, şimdi biz 16 takımla 10 hafta mücadele ettik ve bugüne geldik. Sizlere takımları saymadan tabii ki geçemeyiz. Finale ismini yazdıran iki takımımız da aynı gruptan çıktı. B grubundan çıktı. Dalkırmaz namağlup unvanıyla bugün finale ismini yazdırdı. Pınarlı, Şavket, Ziyaret, Yavuzköy, Kambatlar, yani çiftliğin bir mahallesidir Kambatlar, Çamlıca ve Kurudere. Buyur Okan Torun kardeşim. A grubunda ise Tepeköy, Mokta, Yaşarköy, Ciritdüzü, Arpalı,
Çayazı ve Dalkırmaz'ın ikinci takımı belli bir yaş üstü olması amacı, centilmenlik amacı turnuvaya katılmışlardı. Yeşil Antalya Spor ve Tibet. 16 takımla oluşan bu grupları A grubunun Tepeköy lider bitirdi. Şavket ve Tepeköy maçında, üçüncülük maçında bitti ve dördüncü sıraya yer aldı. Buradan Tepeköy, diğer taraftan Dalkırmaz gruplarını lider bitirdi. Evet, şimdi maç başlıyor. Bütün heyecanıyla maça dönüyoruz. Evet. Takımlarımız seremoniyi tamamlıyorlar. Bursa'da çok güzel bir ambiyans var sevgili seyircilerimiz. Gerçekten harika bir ambiyans var burada. Hava çok güzel, insanlar çok güzel, coşkulu bir gün. Takımlarımız hazır. Yüzlerce, binlerce seyircimiz var. Evet. Şimdi maçımızın hakemlerinin isimlerini size söylemek istiyorum. Faruk Tunçak, Alper Ayaz. Bütün maçlar boyunca bu iki hocamız diğer arkadaşlarıyla birlikte hep burada oldular. Kendilerine sizin nezdinizde de çok teşekkür ediyorum. Güzel maçlar çıktı. Bu Şavşatlı'nın, Artvinli'nin doğasında var, fıtratında var. Sahada birlikte halk oyunları oynandı, birlikte kardeşlikler sergilendi, güzel konuşmalar yapıldı bürokratlarımız, büyüklerimiz tarafından. Okan Torun kardeşim, mikrofonu yorumlar için sana vermek istiyorum. Şu an Dalkırmaz'ın formasıyla Sloban Pınarlı'nın, kalecisinin, Hayrettin'in forması aynı renk olduğundan dolayı hakem onu gönderdi. Şimdi formasını değiştirip tekrar kaleye gelecek ve maç başlayacak. Heyecanla maçın başlamasını bekliyoruz. Bakalım kupanın sahibi kim olacak? Evet. Merakla kupanın sahibini bekliyoruz. Bulunduğumuz yer itibarıyla biraz sahaya uzağız. Ama buradan size olabildiğince, mümkün olabildiğince anlatmaya çalışacağız maçı. Evet, Hayrettin formasını değiştirdi, kaleci Hayrettin. Kaptan Hayrettin. Hayrettin yerini aldığında maçımız başlayacak değerli seyircilerimiz. Evet. Topun başında Alper var. Çiftlikten misafir olarak Ankara'da oynuyor. Ben ara ara size yöresel şiveyle, ara ara İstanbul lehçesiyle seslenmeye çalışacağım. Bu benim doğal yapım. İnsanlar da benden bunu bekliyorlar ki hiç ilgisi olmadığı halde bize bu görevi addettiler. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca bizi buraya layık gören büyüklerimize, dernek başkanımıza. Evet. Alper'in, 11 numara Alper'in vuruşuyla top şimdi Onur'da. Takım kaptanı Onur, 5 numara. Lı formayla izleyeceğiz sahada. Evet, Onur Özkan'dan, 61 numara Özkan'dan, Slovan'ın futbolcusundan döndü. Şimdi güzel bir degaj. Evet, Hayrettin. Evet, son anda kurtardı. Orhan Aydın, Balvana'dan misafir oyuncusu Slovan'ın. Heyecan Doruk'ta. Dakika bir, gol bir olma ihtimali çok yüksekti. Evet, Ercan'ın pasında Slovanlılar'da top şimdi Onur Bülbül. Çok özür diliyorum. Slovan'ın futbolcusu Onur. Evet, Cem'e kadar geldi top. Cem orta sahaya kadar gönderdi. Doğukan Demir. Şimdi top Özkan'da. Slovan atağa kalktı. Evet, Özkan. Özcan'a verdi. Top Onur'da. Kızıl Sakal Onur namı değer ismi. Özkan. Evet. Orhan'da top. Orhan bildiğiniz beton sevgili seyirciler. Evet, Özkan topu taca gönderdi. Çok özür diliyorum. Ankara Sloban kullanıyor taç atışını. Çünkü bulunduğumuz yerden çok net göremiyoruz. Önümüzde demirler de var. Teller de var. Evet, Turgay'da. Beton Turgay. Dalkırmaz köyünden defans oyuncusu. 16 numaralı formasıyla izliyoruz kendisini. Evet. Özcan. Ankara'lı futbolcular izin vermiyorlar değerli dostlar. Evet, 10 numara Doğukan Demir. Özkan topu taca attı. Şimdi Ankara'ya taca atışı kullanacak.
Evet. Topun başında kaptan Onur 5 numaralı formasıyla. Onur top Alper'e gitti. Alper. Evet. Ercan. Turgay ceza sahasına uzun bir degaj. Top kaleci Hayrettin'de kalıyor. Evet. Top Özcan'da. Özcan'dan 4 numara Özkan'a. Özkan evet. Serbest vuruş. Evet. Okan Bey. Turnuvanın 4 dakikası geride kaldı. Şu an iki takım da birbirini tartıyor. Orta saha mücadelesinin fazla olduğu bir izliyoruz. Biraz sonra maç biraz daha hareketlenecektir bununla alakalı olarak. İki takımın da kalecisi, Dalkırmaz'ın kalecisi Cem Bilir, Sloba'nın kalecisi Hayrettin. İkisi de muhteşem kaleciler. Bakalım hangisi bugün daha çok başarılı olacak. Evet. Özkan ters bir vuruş. Şimdi Cem, kaleci Cem topu oyuna sokacak. Evet. Cem Bilir, Okan Bey siz bilgi verebilirseniz. Antlyalı Adem Bilir'in oğlu, nükleer fizik dalında lisans yapmış. Her ne kadar 100. yıldan kalma Beşiktaş forması giyiyor olsa da fizik kurallarına aykırı bir kurtarışları var. Hepiniz canlı yayında izleyeceksiniz. Evet, orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor. Şu ana kadar çok önemli bir atak olmadı. Evet, top 2 numara. Evet, top. Top Deniz'de. Deniz'den Alper'e, Alper'den Onur'a, Ercan'a çok özür diliyorum. Ercan Deniz Meydan Karaköy'den misafir futbolcusu Antlya'nın. Top taca çıktı. Onur Turgay'a kullandı taca atışını. Evet, Turgay. Doğukan Bilir'e verdi 4 numara. Doğukan Bilir. Evet, şimdi Pınarlı taç atışı kullanıyor. Evet, uzun bir taç atışı. Onur Bülbül Özkan'a izin vermiyor. Top taca çıktı. Şimdi Sloban taç atışı kullanacak. Özkan, Okan Bey sanırım sol ayağı iyi olan bir arkadaşımız. İyi bir futbolcu, amatör futbolcu evet. 18 yıldır amatör oynuyor. Böyle de bir durum var. Kardeşimiz bir türlü profesyonel olamamış, şanssızlıklar peşini bırakmamış. Ufak bir sakatlık geçirdi sanırım. Sloban'ın İmerhev'den misafir olarak aldığı Onur Torun kardeşim. 8 numaralı formasıyla izleyeceğiz kendisini. Kızıl Sakal Onur. Evet. Şimdi hakem Faruk Tunçak Antlya lehine serbest vuruş verdi. Serbest vuruşu sanırım Alper kullanacak. Özkan Özüçük hakkında kısa bilgi verelim. Sloba'nın bugüne kadarki hattı 35, golün 21'ini kendisi attı sadece. Gol yükünü çekiyor Özkan Özüçük. Şu anda da gol krallığını garantilemiş durumda sanırım Özkan. Evet, tehlikeli bir atak gelişti. Biz konuşurken siz görmüş de olabilirsiniz. Ercan korner atışını kullanıyor. Evet, Sloba'nın defansından döndü. Çok güzel bir vuruş, çok güzel bir vuruş. Numarasını göremedim. Alper Çelik'ten bir rövaşete ama kaleyi tutmadı. Direkten döndü, evet. Top direkten döndü. Şimdi Deniz. Evet, topun başına Ercan gidiyor. Ercan gidiyor. Sanırım taca çıktı top. Ercan'ın ortası Orhan Özcan izin vermiyor Sloba'dan. 4 numara Doğukan Bilir. Onur'u oynadı. 5 numara Onur karşısında Özkan var. Evet, Alper'de top. Alper çok iyi bir futbolcu. O da amatör. Güzel bir futbolcu. Özcan izin vermedi defansta. Tehlikeli gelişen hata. Evet. Pınarlı ceza sahasında Antlya'nın hemen hemen bütün futbolcuları. Evet. Onur Bülbül sağdan güzel bir orta açtı ama Beton Orhan, Balvanalı Orhan izin vermedi. Şimdi top Özkan'da. Top Özkan'da. Özkan çalımını atıyor ama Ercan, tecrübeli Ercan Bilir 8 numaralı formasıyla buna izin vermiyor. Top şimdi Alper Çelik'te. Alper vuruyor. Evet, Slovanlı futbolculardan top dışarıya çıktı. Evet.
Alper Çelik çiftlik kombatlardan, baba adı Kenan. Yaklaşık 5-6 yıldır Antalyaspor'da top oynuyor. Sağ ayağı topu kırar diyorlar ama o kimseyi kırmaz. Çok efendi bir kişilik ve turnuvaya en kaliteli oyuncular listesinde kendi adını yazmış bir arkadaşımız. Evet, taç atışı kullanıldı. Top diğer taraftan taca çıktı. Şimdi Sloban kullanıyor. Hemen kullandı Özcan. Evet, Doğukan topu tekrar taca gönderdi. Doğukan bilir. Topun başında Onur var. Onur Torun. Kendisi Maden'den, Meydancık Maden'den. Evet. Beton Turgay izin vermiyor. Ama Özcan direniyor. Şimdi dal kırmaz atağa kalktı diyecektim ki Özkan buna izin vermedi. Kaleci Cem topu oyuna sokacak şimdi. Turgay'la, Beton Turgay'la başladı. Turgay Demir. Evet, Pınarlı izin vermiyor. Evet, top Özkan'da. Özkan'dan güzel bir şut, Turgay'dan dönüyor. Top şimdi kaptan Onur'da. Onur'dan uzun bir degaj sol tarafa. Orada Deniz Meydan var. Deniz Meydan çok iyi bir futbolcu. Fırsat düşürdüğünde kaçırmayan bir futbolcu. Dediğim gibi Karaköy'den, Anglia'da oynayan misafir oyunculardan ve yıllardır orada oynayan bir kardeşimiz. Top Alper'de. Alper Çelik. Doğukan Demir turnuvanın en genç futbolcularından bir tanesi diyebilir miyiz Okan Bey? 18 yaşını yeni doldurdu arkadaşımız ve şu an oynuyor. Ve şu an gol sıralamasında da ikinci sırada, arada fark olmasına rağmen oynadığı 8-9 maçta yaklaşık 13 tane golü var. Ercan'dan ceza sahasına güzel bir orta. Onur, Kızıl Sakal Onur tehlikeli bir şekilde geliyor top. Evet Mutlu çıkarıyor. Top kornere çıktı. Doğukan bilir. Topu kornere çeldi. Evet. Kale atışıyla Cem oyunu başlatacak. Evet, Cem. Cem'den uzun bir degaj. Sloba'nın ceza sahasına kadar girdi. Deniz topu Alper'e gönderdi. Alper, Doğukan Demir. Ama Sloban defansı geçiş vermiyor, dokuz kaburgalar. Geçiş vermiyor. Şimdi top Turgay'da. Onur. Evet, Doğukan Demir Deniz'e. Evet, Özkan topu aldı. Tehlikeli bir şekilde geliyor şimdi Sloban. Tehlikeli, Özkan şutunu attı. Evet, top kornere çıktı. Anglia defansından. Taç atışını 6 numara kullandı Sloban'dan. Mutlu. Onur. Evet. Öztekin'de top. Öztekin. Özcan'dan ters bir pas. Evet, top. Top 6 numarada. Sloban'ın 6 numarası çok tehlikeli. Vuruyor top yanağlarda. İlk tehlikeli gol pozisyonu diyebiliriz Anglia kalesinde. Çünkü planları bir kez yaşadı bunu. Evet, oyunu dal kırmaz oynuyor gibi gözükse de sanırım Tepeköy'ün Sloban'ın böyle bir oyun planı var. Hızlı toplarla çıkmaya çalışıyor. Oyunu kendi sahasında kabul eden bir Sloban görüyoruz. Bakalım maç böyle devam edecek mi? Kontratak futbol oynayacaklar mı? Evet. Çok kötü bir vuruş Özcan'dan. Cem şimdi topu oyuna sokacak. Cem de genç bir kaleci. Evet. Cem topu uzun bir degajla oyuna soktu. Orhan karşıladı. Özcan'la. Evet, Özcan da top. Şimdi Onur. Onur geçerse tehlike olabilir. Onur. Evet. Orhan. Mutlu. Top Mutlu'da. Özkan. 61 numara Özkan. Vuruyor. Evet, sanırım top taca çıktı. Anglia şimdi taç atışıyla başladı. Evet, Anglia'nın Demir Kalesi, Onur Bülbül, namı değer Spartaküs, defansın bel kemiği, Çayazlı Köyü'nden baba adı Selahattin. 10 yıldır bu takımda oynuyor ve efendi istikrar ve direnişin sembolü. Evet, Okan Torun kardeşime bu güzel açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, top Özkan'da. Özkan da dediğim gibi İmerhev'den Sloban'da yıllardır oynayan, misafir olarak oynayan bir kardeşimiz. Alper
Doğukan Demir top Alper'de. Alper de çok tehlikeli bir futbolcu. Ercan vuruyor. Sulaban defansı gole izin vermiyor kıymetli seyircilerimiz. Evet. Mutlu topun başında, iki kişi arada, iki kişinin arasında kaldı. Hakem serbest vuruş verdi. Evet. 16 numaralı Turgay Demir arkadaşımız biraz dengesiz girdi. Mutlu arkadaşımıza omuzu burnuna geldi galiba. Bununla alakalı şu an bir sağlık müdahalesi var kendisine. Bu arada biz de Dal Kırmaz'ın yaptığı yolculuktan size bilgi verelim. Dal Kırmaz bu maça kadar namağlup olarak geldi. Grubunda 5 galibiyet, 2 beraberlik kaldı. Ve grubundaki 2 beraberliğin birisi de Sulaban'la yaptığı maçtı. 2-2 bitmişti. Bakalım namağluplu burada bitecek mi, yoksa kupayı alıp evine gidecek mi? Evet, ufak bir sakatlık geçirdi futbolcumuz. Şimdi topun başında Onur ve Özcan var. Anklia Ercan ve Doğukan Bilir'le defans, iki kişilik defansını kurdu. Hatta Doğukan Demir geldi. Doğukan Demir. Özcan kullanacak gibi. Evet, Özcan kullandı. Çok kötü bir vuruş. Özcan Sulaban'a sık gitmese de has Sulabanlı bir kardeşimiz. Çünkü babası çok eskilerden İnegöl'e yerleşmiş ve hasretini, özlemini hep içinde yaşamış Sulaban'ın. Evet, Onur, 5 numara Onur ve Sulaban'ın Onur, iki Onur arasında geçen mücadeleyi Anklialı Onur kazandı. Top taca çıktı. Şimdi 16 numara Beton Turgay taç atışını kullandı. Onur'a uzattı topu. Onur sağda Ercan'ı görmek istedi. Top Özkan'da, çok tehlikeli bir vuruş. Kaleci Cem %100'lük golü engelledi kıymetli izleyicilerimiz. Bu Anklia'nın kalesinde yaşanan ikinci ciddi manada gol tehlikesiydi. Evet. Korner atışını Onur kullanacak. Onur Torun. Evet. Çok uzağa attı topu. Kötü bir vuruş. Özkan pas bekliyordu. Evet, Turgay ileriye gönderdi topu. Orhan izin vermedi, Orhan Aydın. Şimdi Özcan. Evet. Özcan tekrar. Onur Mutlu'ya dönerse tehlikeli olabilir. Geriye Özcan'a verdi tekrar topu. Top Cem'e kadar geldi. Cem Onur'la, 5 numara Onur'la başladı. Onur, Doğukan Demir topu 9 numaralı futbolcu Deniz'e bıraktı. Deniz kaleye kadar vurdu ama kötü bir vuruş. Sulaban'ın yolculuğu hakkında bir bilgi verelim şimdi. Dal Kırmaz aynı gruptalardı. Pınarlı bir mağlubiyetle buraya kadar geldi. Çeyrek finalde Yaşarköy 7-2 mağlup etti. Yarı finalde ise Tepeköy'le 0-0 berabere kalarak penaltılara giden karşılaşmada 5-4 kazanarak adını finale yazdırdı. Evet, şimdi Anklia Doğukan Demir ile taç atışı kullanacak. Evet, Doğukan topu Onur'a bıraktı. Kaptanı Onur'a. Onur uzun bir taç atışı kullandı. Özcan izin vermedi. Çok özür diliyorum. Öztekin Aydın Sulaban defansında 5 numarayla oynayan Öztekin Aydın izin vermedi. Top Hayrettin'de. Hayrettin serbest, evet, kaleci vuruşuyla topu başlattı. Orhan, Öztekin, Özcan, Özkan Mutlu izin vermedi Anklia defansı. Ercan'dan Orhan'a, Orhan, Mutlu, Sulaban defansı, evet, Özcan, evet, Ercan. Evet, hafif bir sakatlık geçiriyor sanırım. Kendisi Anklialı. Geçen sene Kireçli'de misafir oyuncu olarak oynamıştı. Bu sefer kendi takımına bu sene tekrar geri geldi. Baba adı Nebi. Orta saha, defans, forvet arasında kenarlarda her yerde görüldüğü olmuştur diye lakapları kalır. Takım içindeki lakabı ise namı değer Ahtapot. Evet, şimdi Öztekin Aydın solda Özkan'ı gördü. Özkan, Mutlu, top Özkan'da. Özkan iki kişiden geçiyor ama topa hakim olamıyor. Evet. Şimdi Cem, Anklia'nın kalecisi Cem, kaleci vuruşuyla topu oyuna sokacak. Evet, soktu. Doğukan Demir'e uzattı sağda.
Doğukan Demir. Doğukan Demir Onur'u geçiyor. Doğukan Özcan'ı geçiyor. Doğukan ama Beton Orhan'ı geçemiyor. Onur Bülbül'de top şimdi. Çok özür diliyorum. Onur Sloban'ın Onur'unda top. İki tane birkaç tane Onur var. Biraz uzak kalıyor bize. Anlatacağımız yerle saha arasında biraz uzaklık farkı var. Çok net göremiyoruz. Siz belki de daha net görürsünüz. Çok güzel bir vuruş. Çok güzel bir vuruş. 5 numara Öztekin Aydın'dan. Bu da Dal Kırmaz'ın kalesinde yaşanan en önemli gol pozisyonlarından bir tanesiydi. Cem topu yumrukla çeldi. Top Özkan'da. Şimdi Özkan'da. Özkan döndü. Özkan döndü. Gene Cem. Cem topu kornere çeldi. Sloban üst üste tehlikeli ataklarla geliyor. Evet. Taç atışını Özkan kullandı. Özcan vurdu ve top dışarıya çıktı. Bu arada Cem Bilir arkadaşımız alkışlar hak etti. Hakem kendisine taç çıktığını sordu. Senden mi çıktı diye sordu kornere. O da kendisi evet benden çıktı diye söyledi. Ve korner atışı kullandı. Evet, Anklia şimdi atağa kalktı. Ama Mutlu topu taca geldi. Evet, Doğukan Bilir. Alper 11 numaralı formasıyla. Ercan evet. Orhan izin vermiyor. Özkan'a uzattı. Özkan Onur yanında. Ona pas vermedi. Evet, Deniz Meydan ona izin vermedi. Ercan 8 numaralı formasıyla. Ercan Doğukan Demir çok tehlikeli bir vuruş. Bu evet, Ercan çok çok güzel bir vuruş. Top yanağlarda out. Bu da Sloban'ın kalesinde yaşanan ikinci büyük gol pozisyonu oldu. Da Hayrettin Aydın uzun bir degajda topu oyuna soktu. Onur izin vermedi. Evet, evet, top seyircilerimizin arasına kadar gitti. Evet, top mu bekliyoruz? Biraz önce Sloban'dan çok güzel bir şut çıkaran Öztekin arkadaşımız kendisine sorulduğunda ilk topla buluşmak çok zor olduğu gibi bilgilerde bulunuyor ama şu an kendisi çok iyi top oynuyor. Özkan arka direğe Özcan'ı uçarak karşılamaya çalıştı ama yakalayamadı ve topu 4 numara Doğukan Bilir taça gönderdi. Şimdi taçı kullanacak olan arkadaşımız Sloban'dan Onur arkadaşlarını izliyor. Boşluğa kaçmasını bekliyor. Evet, taçı kullanıyor ve Özkan kafa vuruyla top bir o kalede bir bu kalede diyebileceğimiz anlara geldik yavaş yavaş. Artık kendilerini tartmaktan geçtiler. Artık gol atmanın peşinde koşuyorlar. Yaklaşık 10 dakika falan kalmış olması gerekiyor ama bununla alakalı olarak evet, kalecinin farkına vardığınız gibi kurtarışı çok iyi fakat topu pis fırın olarak kullanıyor. Bu da çok sağlıklı bir vuruş olmuyor. Genelde taça veya işte yanlış yerlere gönderiyor. Sloban Pınarlı taç atışını kullanan top Onur'da arkadaşlarını arıyor. Tolga 6 numara Mutlu. Evet. Ceza sahasına giriyor. Evet, 16 numara Turgay Demir topu taça gönderiyor. Evet. Turgay'la Mutlu çarpıştılar sanırım. Ama kötü bir durum olmadı. Allah'tan. Onur Öztekin'e. Evet, Tolga Çelik. Top Onur. Şimdi Onur korner atışı kullanacak. Ceza sahasında Özcan var. Mutlu var. Arkada Özkan var. Top Özkan'a kadar gelirse tehlike olabilir ama Turgay her zamanki gibi Beton Turgay buna izin vermiyor. Evet. 5 numara Öztekin Aydın topu taca gönderdi. Şimdi Onur Anklia'dan Onur taca atışı kullanacak. Top Deniz'e kadar gitti. Arkadaşlar beni şiveyle konuşursun yani sana bu yakışır diye uyarıyorlar. Heyecandan. Evet. Evet. Bu arada Öztekin Aydın
diyor ki ilk topla buluşmak çok zor oldu çünkü büyükler top oynamaya gidiyor, beni götürmüyordular diyor. Ben de oraya kaçtım diyor, buraya kaçtım, baktılar ki bu çocuğa baş edemeyecek. Attılar Kürşat'ın atının terkisine diyor, doğru yurtlar. Evet, bu arada sahaya dönüyoruz. Evet, top Ercan'da. Alper. Anklıya bastırmaya başladı. Evet, Alper çalımını attı Onur'a. Özkan'a çok tehlikeli bir vuruş. Hayrettin ayağıyla çeldi topu, kaleci Hayrettin. Top tekrar Ercan'da. Ercan taç atışıyla topu oyuna sokacak. Sloban'ın çocuk seyircileri burada çok. Sloban diye bağırıp duruyorlar. Dokuz kaburganın yavruları. Evet, top diğer taraftan tekrar taca çıktı. Şimdi Ercan bilir, taç atışını kullanacak. Anklia'nın bütün futbolcuları Sloban yer sahası içerisinde şu an. Evet, Ercan bilir kullandı. Orhan izin vermedi. Bu tarafın betonu Turgay, o tarafın betonu Orhan. Evet, 4 numara Doğukan Bilir'den top taca çıktı. Şimdi Özcan taç atışını kullandı. Uzun bir atış. Onur izin vermedi. Mutlu eğer pas verirse tehlikeli olabilir. Onur'a uzattı topu. Onur. Onur'dan Özkan'a. 7 numara Tolga Çelik. Evet. Özkan 4 numara. 61 numara Özkan. Çok kötü bir vuruş. Top Turgay'da kaldı. Turgay Ercan'la oynadı. Ercan çalım atmaya kalktı ama Özcan buna izin vermedi. Evet, Özcan. Özkan'da top. Top Özkan'da. Onur şimdi ceza sahasında. Etkisiz bir vuruş. Cem rahatlıkla topu yakaladı. Cem çok ters bir vuruşla topu taca gönderdi. İki takımın da görünmez kahramanlar hakkında size bilgi vereyim. Dal Kırmaz'daki görünmez kahraman ahtapotla kaplı 8 numara Ercan Bilir. Pınar takımında ise 10 numara Özcan arkadaşımız. Bu turnuvada takım Özcan Demir arkadaşımız bu turnuvadaki en güzel mücadele gösteren görünmez kahramanlardır. Dal Kırmaz'ın da Pınarlı'nın da buraya gelmesindeki bu yolculuğundaki en başarılı isimlerinden biridir. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet, top Onur'da. Onur'dan Özkan'a. Özkan'dan güzel bir pas Mutlu'ya. Mutlu bu fırsatı değerlendiremiyor ve top Cem'de kalıyor. Evet, şu anda devre arası. Evet, maç şu an 0-0 berabere. İkinci yarıda sizlerle tekrar birlikte olacağız. Evet, hakemlerimiz çok çok iyi maç yönetiyorlar. Faruk Tunçak ve Alper Ayaz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Mikrofon bizde mi? Okan Bey. Evet. Mikrofon madem bizdeyken bu tur...
sıkıntı yok. Evet, şu an hakem orta sahada. Topçuları çağırıyor. İkinci yarı başlayacak. Evet, kameradan da gördüğünüz üzere bir futbol maçından ziyade bir festival gibi eğlencenin, mutluluğun, gururun had safhada olduğu bir müsabaka izliyoruz. Şu an bizim olduğumuz yeri görseniz solumda Gençlik Kolları Başkanı Aysun Köybaşı ve Gençlik Kolları ekibi. Sağımızda Kadın Kolları ekibi. Hep beraber buradayız. İnşallah ikinci yarıda size goller izletmeyi umuyoruz. 0-0'dan çok gollü bir maç izlesek daha güzel olur tabii ki. Şimdi hakem kalecileri bekliyor. Evet, gençlik kollarımızın bu güzel sesinden de bu şarkıya eşlik ettiniz. Adam gece ışırtır, adam bu adam benim, sevdam inmera fera. Evet, işte şimdi başlama vuruşuyla başlayacak. Başlama vuruşuyla başlıyor. Evet, top şu an Özkan Özışık'ta ve spikerimiz. Evet, Özkan başladı. 5 numara Öztekin. Mutlu da top. Evet, Mutlu solda. Onur'a. Evet, Onur Mutlu'ya gönderdi. Çok özür diliyorum. Onur Mutlu'ya gönderdi. Şimdi Anglia. Onur Bülbül'le güzel bir taç atışı kullandı. Deniz ters bir vuruş. Evet. Sulaban defansı izin vermedi. Deniz meydan. Top Alper'de. Doğukan Demir'de top. Doğukan Demir. Alper Çelik. Alper Çelik. Top Ercan'da. Doğukan Demir araya girdi. Evet. 7 numaralı formasıyla Tolga Çelik izin vermedi. 10 numaralı Doğukan Demir. Demir ve Özkan Özçık ayakları birbirine değdiğinden dolayı ikisi sakatlandı. Şu an yerde yatıyor. Evet. Hakem sağlık ekibini çağırıyor içeriye. Bu arada yedeklerle alakalı da bilgi verelim. Dalkırmaz'ın yedeklerinde Burak Güler, Uğur Bilir, Alper Gümüş. Pınarlı Köyü yedekleri ise kaleci Tarkan Balcı, 9 numara Emre Ağırbaş, 3 numara Oktay Demir, 16 numara Ergin Özcan. İhtiyaç duyulması halinde bu arkadaşlarımız da sahaya girecekler ve top oynayacaklardır. Ama şu anki gördüğümüz üzere maç 0-0'a doğru gidiyor. İlk 5-10 dakika Dalkırmaz bir top oyunu yaparak karşı tarafa kendini hükmettirse de kabul etse de oyununu. Daha sonraki devam eden ilk yarının ikinci bölümünde Sloban ağırlığını hissettirdi ve üst üste kalecinin iyi kurtarışlarıyla sonuçlanan şutları ortaya çıktı. Güzel, kaliteli ayakları izliyoruz hep beraber. Dediğimiz gibi bu zaten oyuncular birbirlerini gruptaki maçlardan da tanıyorlar. Bu arada sahada gördüğünüz sağlıkçı arkadaşımız Yavuz Köy'ün kalecisi Serkan Uz. Turnuvanın en centilmen insanlarından biridir. Kendisini de buradan alkışlatıyoruz, tebrik ediyoruz. Topun başında Doğukan Demir var. Anglia serbest vuruş kullanacak. Doğukan Alper'e, Alper çok güzel bir vuruş, Hayrettin yatarak topu tuttu. Deniz'e fırsat vermedi, Deniz meydana. Uzun bir degaş. Evet, top şimdi Onur'da. Evet, Ercan taca çıktı. Top Anglia taca atışı kullanacak Ercan'la. Ercan topu yavaşça Onur'a yuvarlattı. Evet, o da Turgay'a loliklatti topu. Turgay, beton Turgay. Özkan'dan sekti top. Doğukan Demir ama var kuvvet asıldı. Orhan her zamanki gibi. Balvan Ali, beton Orhan. Şimdi top Alper'de. 11 numara Alper. Ercan'da. Ercan çok kötü bir vuruş. Haryozlama derler ya tabii. Na etti ya bu Ercan. Evet, na etti desek yeridir. Tabii olacak bu futbolun heyecanı. Final ismini finale yazdırmak kolay bir şey değil. Evet, top Doğukan Demir'de. Doğukan Demir Ormancı Sait Demir'in de oğlu. Oo, çok tehlikeli bir şut Alper'den. Hayrettin top direkten döndü. Evet. Onur Anglia üst üste ataklarla geliyor. Top tekrar Alper'de. Alper Kambatlar'dan, çiftlikten. Ama Anglia'dan oynuyor yıllardır. Deniz Evet, Ercan Anglia atak üstüne atak yapıyor. Çok mücadeleci. Evet. Evet, topuğuna darbe aldı Ercan.
Onur sanırım faul yaptı. Evet, Onur. Topun başında Ercan var. Ercan kullandı. Sloban defansı izin vermedi. Bildiğin bu çok tehlikeli bir vuruş daha ama Hayrettin topu tecrübesine dayanarak kolay bir şekilde yakaladı. Evet. Mutlu. Turgay. Onur. Onur. Doğukan Demir. Evet, şimdi Doğukan Demir ama Slobanlılar araya girdi. 7 numara Tolga Çelik topu 10 numara Özcan'a gönderdi. Özcan, Özkan 61 numara Özkan. 18 yıllık amatör Özkan. İnşallah seni profesyonel olarak ligde de izlemek isteriz değerli kardeşim. Güzel, iyi bir sol ayak. Evet. Deniz. Evet, Doğukan Demir. Doğukan Demir. Sloban izin vermiyor. Evet, Özcan. Evet, Deniz. Top Doğukan Demir'de ama Sloban defansı kapandı ve kapattı. İzin vermedi. Deniz meydan arkadaşı Doğukan'a tabii biraz sinirlendi. Doğukan da azıcık hecillendi ama futbol bu. Bu kadar şeyler olacak. Evet, Onur. Onur. Onur'dan 5 numara Öztekin Aydın'a. Öztekin Aydın'dan evet. Şimdi Tolga Çelik. Onur izin vermedi. Anklia'nın defansındaki Onur. Alper Çelik çok tehlikeli bir şekilde geliyor Anklia ama yatarak müdahale etti Öztekin Aydın ve izin vermedi. Özkan da şimdi top. Evet. Ama iki kişiler defans kalabalık Anklia defansı. Özkan geriye 5 numara Öztekin'e verdi. Öztekin kötü bir vuruş yaptı. Şimdi topu evet, korner atışı kullanıyor şimdi Sloban. Evet, çok kötü bir vuruş. Diğer taraftan taca çıktı. Top tacdayken ben size derneğimizin, evet, sadece futbol değil, biz Şavşatlar Derneği olarak her ilkleri gerçekleştirdik ve bu sene de çok manalı bir çalışma yaptık. Çok güzel bir kampanya düzenledik. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü organ bağış birimiyle birlikte ve 30 tane vatandaşımız birkaç hafta önce düzenlemiş olduğumuz organ bağışı kampanyasında organ bağışı yaptılar. Bu bir örnekti. Bursa Şavşatlar Derneği ilklerinden en manalısından birisini yapmış oldu. Organ bağışı biliyorsunuz çok çok önemli. Bugün bir başkasına, yarın size. Evet, bu arada bugün hem Dünya Engelliler Günü. Hepimiz engelli adayız. Bu arada 7 numara, Sloban'ın 7 numarası topu kaleye gönderdi ama Cem izin vermedi. Kornere çıktı top. Evet, korner atışını kullandı Sloban. Onur. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş Mutlu Kumaş'tan. 6 numara Mutlu Kumaş. Evet, Cem yavaşça golikle attı Turgay'a. Turgay'dan uzun bir degaş. Orhan'ı geçti. Evet, 5 numara Öztekin'de kaldı top. Şimdi 7 numara Tolga Çelik sağdan Mutlu'ya. Mutlu topu pasıyla arkadaşına gönderdi ama top şimdi Alper'de. Evet, Anklia karşı atağa geçti. Evet, Alper şu ters bir vuruş Tolga Çelik'ten. Ama top Deniz'e gelmedi. Orhan buna izin vermedi. Evet, Özkan 61 numaralı formasıyla. Özkan çok tehlikeli bir vuruş. Evet, Sloban golünü atıyor. Mutlu. Evet, Sloban Mutlu Kumaş'la golü atıyor. Evet, bir saniye Okan Bey. Evet, dal kırmaz 3 kişiyle önde yakalanmıştı. Topu hemen Özkan'a çok hızlı bir şekilde çıkardılar. Özkan da orta sahada ceza sahasına doğru gitti ve şut çekti. Kaleden dönen topu Mutlu çok güzel bir vuruşla tamamladı. Ve şu an Pınarlı Mutlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Evet, şimdi 9 numaralı Deniz Meydan'la santra vuruşuna başladı. Tekrar şu an Pınarlı 1-0 önde. Doğukan Bilir'den Onur'a. Onur uzun bir top denemesi. Evet, Doğukan Demir'de. Doğukan Demir de Mutlu'nun müdahalesiyle aldı topu. Tekrar Doğukan Bilir.
Evet. Deniz ve Öztekin'in mücadelesinde Öztekin Deniz yerde kaldı ve Dalkılmaz lehine bir faul çalındı. Evet, şu an top seçmesi yapıyorlar. Sağda iki top vardı. Birini değiştirdiler. Şu an oynamaya çalışıyorlar. Evet. Sloban'ın defansında müthiş bir dikkat. Vuruş. Kaleci Hayrettin yumruklayarak gitti ve topu sol kanattan şimdi. Özkan çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İki oyuncusuna karşı karşıya kaldı ama Doğukan'la Turgay arkadaşımız izin vermedi geçmesine. Doğukan'ın bacağında bir sıkıntı var galiba şu an. Evet, Tolga arkadaşımız şu an kullanacak taç atışını. Yanında Onur var. Kızıl Sakal lakabıyla. Evet, çok kötü bir taç atışı kullandıktan sonra kaptan Onur boşluğu doldurarak topu aldı. Uzun bir top denemesi değil aslında. Orta sahaya düştü Doğukan'da. Evet, Doğukan'la 2-10 numara sayılabilecek iki topçunun karşılaşmasıydı. Şu an takımı öne doğru itmeye çalışıyor Dalkılmaz. Bir sıfırın karşılığını vermek adına. Evet. Ercan arkadaşımız topu ayağına aldığı zaman çok hızlıca seri çalımlarla sahanın içinde ceza sahasına girmeyi seven bir arkadaşımız. Evet, Onur'un uzun bir şutu fakat çok tehlikesiz bir vuruş oldu. Şu an Dalkılmaz hızlı bir şekilde bu 1-0'a cevap vermek isteyecekti fakat dediğimiz gibi ilk yarıda Pınarlı'nın kontratak futbol tercih etmiş olmasının sonucunu şu an meyvesini aldığını görüyoruz. Çok hızlıca bir şekilde atak gerçekleşti ve gol attılar. Bu arada tekrar tanıtayım ikinci yarıda. Yine spikerimiz Ersin Yeni. Evet, ben Ersin Yeni. Ben Okan Torun. Maç anlatımıza devam ediyoruz. Evet, şu an 7 numara Tolga'da. Sağ taraftan bir atak içerisinde Özkan top istiyor. Evet. Bir Berkaç denemesiyle Tolga kaleye atıyor ama top yan ağlarda buluşuyor. Evet. Hakemden çıkmış. Kaleci Alper'den çıkmış. Ve korner kullanılacak. Tolga korner vuruşunu kullanıyor. Penaltı noktasına doğru. En geride 5 numara. Çok kötü bir vuruş. Top sağında dışına gitti denilecek şekilde bir kötü vuruş. Evet, diğer yedek topumuz sahaya giriyor şimdi. Evet, hakemimiz topu kaleci Cem'e gönderdi. Cem'den Beton Turgay'a. Turgay gene her zamanki gibi var kuvvet asıldı. Top Alper'da. Alper'den Ercan'a. Ercan ama 6 numara Mutlu Kumaş topu kaptı. Evet, top tekrar Mutlu'da. Eğer yetişebilirse tehlikeli olabilir ki yetişti. Ama Turgay buna izin vermedi. Beton Turgay topu aldı. Kaptanı Onur'a verdi. Onur'dan Deniz'e. Deniz Orhan'ı itiledi. Arada bir tartışma var sanırım. Ama hakem devam dedi. Evet, Alper Onur topu kesti. Onur 3 kişi arasından topu Özkan'a gönderdi. Özkan ama kaleci Cem'de kaldı top. Evet, top Alper'de. Alper Anglia atakta şimdi. Evet, 5 numara Öztekin Aydın buna izin vermedi. Öztekin'den Onur Torun. Evet, Onur Torun vuruyor ve top 90'a gidiyor. Sloban 2-0 öne geçiyor. Evet, Onur Torun'un müthiş golüyle Sloban 2-0 öne geçiyor. Bunlar gerçekten 9 kaburga. Kıymetli izleyicilerimiz. Hala benim önümdeki seyircileri bir görseniz. Coşku. Evet. Evet. Coşku çok had safhada. Seyircilerimiz çok gerginler. Bu arada Okan Torun kardeşim güzel bir, önemli bir haber verecek size. Başbakan yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ve Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali biraz sonra sahaya teşriflerini bulacaklar. Geldiği zaman tekrar haber veririz. Kendilerini de bize desteklediğinden dolayı teşekkür ederiz. Evet. Sanırım orada bir serbest vuruş var. Evet. Oyuncu değişikliği isteniyor sanırım. Evet. Anglia'da 7 numaralı formasıyla Uğur Bülbül. Pardon, çok özür diliyorum. Uğur Bilir oyuna giriyor. Beton Turgay oyundan çıkıyor.
Nuri Bey, sorumlu Nuri Demir. Evet, uzun bir degaj. Kötü bir vuruş. Evet, oyuna yeni giren 7 numaralı kardeşimiz Uğur. Uğur'dan Doğukan Demir'e. Alper topu kaçırdı. 10 numara Özcan. Sloban Özkan'a verdi Özcan. Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu bu arada protokoldaki yerini aldı. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine şeref verdiler. Canlı yayın bizim için bir ilk değerli izleyiciler. Bursa Şafşatlar Derneği turnuvasında bir ilk. İnşallah alnımızın akıyla bundan da çıkacağız. Evet Ercan Anglia tehlikeli geliyor. Doğukan Demir ama 5 numara Öztekin Aydın buna izin vermedi. Top tekrar Onur'da. Onur. Doğukan Demir sakatlık yaşıyor. Sloban ceza sahasının kenarında. Hayrettin de oraya gitti. Abi adasıyla. Hayrettin. Evet. Hakemimiz sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Evet. Doğukan şimdi ufak bir sakatlık geçiriyor. Fırınız tepki verecek. Merakla bekliyoruz. 9 kaburga Pınarlı. Hayrettin arkadaşımız çıkardı şutunu. 9 numara Deniz'in yarım sanırım dudaklarında bir kanama gerçekleşmiş olabilir. Kötü bir sakatlık yaşadı. İstemediğimiz ama ne yazık ki futbolun da doğasında olan bir sakatlıklar oluyor. Kurudere'den arkadaşımız turnuva içerisinde sakatlandı ve yan çapraz bağları koptu. Yener Demir, Pınarlı'nın takımı yapılan gösterim maçında kaleciyle girdiği müdahaleden yaklaşık 60 maç yaptık. 3 arkadaşımız sakatlandı. Şu an Deniz arkadaşımız da çok acı çektiği yüzünden belli oluyor. Sanırım yere düşerken bir sıkıntı yaşamış olabilir. Umarım sağlıklarıyla alakalı bir sıkıntı olmaz. 2 futbolcumuz da sakatlık geçiriyorlar. Sağlık görevlileri onlarla ilgilenirken biz derneğimizin faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi verelim size. Derneğimiz tiyatro faaliyetleriyle, kültürel faaliyetlerle çok ön planda olan sayılı Artvin dernekleri arasında biliyorsunuz malumunuz üzere. Çift Jandarma tiyatro oyunuyla büyük illerimize, turnelere giden derneğimiz şimdi de köy enstitülerinin devamı olan, köy enstitülerinden bir tanesi olan Cilavuz 58 yılında ki biliyorsunuz Şavşat'a, Artvin'e çok değer katmıştır Cilavuz mezunu öğretmenlerimiz.
Orada 1958 yılında karne tatiline gelirken ve Artvin'in kurtuluşuyla ilgili hazırladıkları tiyatro oyununu sergilemek üzere Şavşat'a gelirlerken 2 Şubat 1958 yılında Sahara Dağı'nda tipiye tutularak bunu biz şimdi Ankli'ye bastırıyor. Evet. Altı numara bu arada Burak Güler. Burak Güler oyuna girdi. Uğur Bilir sağa Alper'e gönderdi. Alper Çelik ama 5 numaralı Öztekin Aydın gole izin vermiyor. Evet. Şimdi Mutlu. Evet. Alper top taca çıktı. Alper Çelik taca atışını kullandı. Evet, Uğur'dan çok kötü bir vuruş. Kaleci Hayrettin topun dışarıya çıkmasını bekliyor. Hayrettin o ağır abi edasını da sahada da gösteriyor. Çok efendi bir kişiliğe sahip. Yaş itibarıyla da birçoğundan büyük. Ama evet, İstanbul'dan geliyor. Top taca çıktı tekrar. Kızıl Sakal Onur taç atışını kullanacak. Onur topu oyuna soktu. Evet. 4 numara Doğukan Bilir. Topu kesti. Top taca çıktı şimdi. Sloban taç atışı kullanacak. Özkan'a izin vermediler. 7 numara Uğur Bilir'den kötü bir vuruş. Şimdi top Orhan'dan geriye 96 numara Orhan Aydın'a tekrar. Evet Mutlu 3. kez topu filelerle buluşturuyor ve Sloban 3. golünü atıyor. Sloban 9 kaburgalar 3 Ankara 0. Yani güzel bir maç. Ama Ankara'da bir kopma oldu sanki. Maçın kırılma noktası neydi Okan Torun? Maçın kırılma noktası Dağ Kırmaz'ın yediği 2. goldü. Ve aynı zamanda Sloban kalecisi Hayrettin'in direkten dönen topa karşılık Alper'in çektiği şutu kurtarmasıydı. Ondan sonra sanırım Pınarlı kendine geldi. İlk kontra atakla golü buldu ve devamında da 2-0 ve 3-0 yakaladı. Şu an sanırım artık maç biraz rölantiye alınır. Şimdi Sloban kendi sahasında bekler ve Dalkırmaz saldırma üzerine geçen bir maç olacak diye düşünüyoruz. Dalkırmaz oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi ama şu ana kadar sahaya yansıyan bir etkisi olmadı. Şu an top Deniz'de. Deniz meydan misafir oyuncu Deniz'e karşı 7 numara Tolga'nın yaptığı faul karşısında. Şimdi Deniz faul atışını kullanacak bir serbest vuruş şeklinde. 7 numara ve 6 numara Pınarlı'dan barajdalar. Kaleci Hayrettin çok dikkatli bir şekilde. Evet, oyuncu değişikliği var. Dal Kırmaz'da Deniz meydan çıkıyor. Yerine Alper Gümüş giriyor. Evet. 3 oyuncu değişikliğinde gerçekleştirilmiş oldu. Evet. Evet, şu an centilmen dışı bir hareket oldu fakat Alper arkadaşımız kendisini özürlemeye gitti. Maç içinde olabilecek olan şeyler bunlar. Son 5-6 dakikamız kaldı uzatmalar haricinde. Çok büyük bir aksilik olmazsa
Slovan şampiyonluk yoluna diyebiliriz. Evet, kaleci aletine uzun bir top. Sağ kanatta Onur topu aldı ve saklamaya çalışıyor. Arkadaşlarının gelmesini çalışıyor. Bekliyor. Evet, ikili mücadeleler sonunda Dal Kırmaz topu kaptı. Fakat tekrar top Onur'un önünde kaldı. Evet, Özkan. 10 numara Özcan. Evet. Birebir çarpıştılar fakat çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Taç kullanılacak Sulaban tarafından. Özkan Özışık kullanıyor taçı. Uzun bir taç atışının sonucunda defansın belki bir Onur arkadaşımız taçı çıkartıyor. Evet. Ayağı fazla kaldırmasından kaynaklı olarak bir faul aldı Dal Kırmaz. Özkan arkadaşımız yeterli mesafeyi açmadığı için hakemden de uyarı aldı. Evet, Doğukan Demir. 10 numara formasıyla izliyoruz kendisini. Turban en genç oyuncudan biri. Şut denemesinde bulundu fakat Özcan'dan geri döndü. Evet. 7 numara Tolga Çelik'ten top dışarı çıktı. Şu an hakem uzatmaları gösteriyor. 3 dakika uzatma gösterdi. Kaleci Hayrettin 90'dan Doğukan'ın kafa vuruşunu kurtardı. Evet, şu an tekrar 11 numara Alper kullanıyor. Top yine Özkan'da. 5 numara Öztekin gidiyor fakat Onur'u tercih ediyor sağ açıkta. Oyunu geniş alana yaymak açısından Mutlu. Mutlu'dan Onur. Onur'dan Tolga. Tolga'dan Özkan. Özkan'dan bir şut. 90'a bir vurdu, gol oldu. İşte Özkan'dan beklenen hareketler bunlar. Etkisini göstermeye başladı. Maçın son dakikalarına dahil olsa da. Şu an Pınarlı 4, Dal Kırmaz 0. Özkan çok iyi bir futbolcu. Sol ayak dediğim gibi 18 yıldır amatör oynayan, profesyonellik yolunda bir türlü şansının peşini bırakmadığı, şanssızlığının peşini bırakmadığı bir oyuncu. Evet, Oktay Mutlu'yla yer değiştiriyor. Oktay şu an izlediğimiz Özcan'ın da abisi. Özcan Demir'in abisi Oktay. Bu da Slovan'ın emektar futbolcularından. 4-0 olduktan sonra maç artık yavaşladı. Topun başında Alper var. Evet. Topun başında Alper var. Evet, 08 numaralı formayla Slovan'da. Evet. Ergin Özcan oyuna dahil oluyor. Evet, çok güzel bir turnuva oldu. Maçlar çok güzel geçti. Şu anda finalde de yani çok böyle yırtıcı bir maç olmasa da, Slovan'ın üstünlüğüyle geçmiş olsa da çok güzel bir ambiyans var. Cidden çok güzel sahayı görüyorsunuzdur zaten sizler de. Yener kaptanlığını konuşturuyor ve oyuncu değişikliği yapıyor tekrardan. Şimdi evet, 19 ben göremiyorum. 7 numaralı formasıyla Tolga Çelik çıktı. 9 numaralı formasıyla Emre Ağırbaş. Genç bir futbolcu. Milli yaptı onu da Yener Kaptan. Evet, Doğukan Demir. Çok güzel bir vuruş ve top ağlarla buluşuyor. Top ağlarla buluşuyor Hayrettin'in solundan. Anglia 4-1 yaptı maçı. 4-1 yaptı maçı. Sanırım maçın son saniye. Evet. Hakemimiz son düdüğü çalıyor ve finalin adı Slovan oluyor Bursa'da. Slovan oluyor. İki takıma da tebrik ediyoruz. Buradaki seyircileri tebrik ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyoruz. Sevgili Kaşgar TV ekibi. Evet.
Çıkacak mısınız? Evet sevgili dostlar, şampiyon Pınarlı şu anda kupa töreni için hazırlıklar devam ediyor. Evet sevgili dostlar, 4-0'lık bir skorla Pınarlı Dal Kırmazı eleyerek şampiyon oldu. 11. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Pınarlı. Şimdi Pınarlı'ya doğru gideceğiz. Kaptanı buraya çağıracağız. Tabii onlar da seviniyor. Evet arkadaşlar, Kaçkar TV'de canlı yayındayız. Şampiyon kim? Sulaman! En büyük kim? Sulaman! Şampiyon kim? Sulaman! Evet, 4-0'lık net spor. Kaptanım, 4-0'lık net bir skorla geçtik. Ya, skor önemli değil. Kazandık, mutluyuz. Karşı takımı da kutluyoruz. Çok iyi bir dostça bir maç geçti. Benim için en önemli o buydu. Dostça şampiyon veyahut da ikinci olması önemli değil. Ama dostça geçmesi benim için genel çok önemli. Genel kaptan, baba oğul kutluyoruz herhalde şampiyonluğu. Evet. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Sağ olasınız. Şavşat'ta Yener Demir 2 tane kupa almıştır. İstanbul'da 2 tane kupa almıştır. Bursa'da 2 tane kupa almıştır. Bileğini zorundan Sulaban'ı bileği bükülmez. Sulaban! Evet. Kaptan. Valla İstanbul'dan geliyorum ben buraya. Aşağı yukarı 10 haftadır. Ya buradaki ortam İstanbul'da yok. Gerçekten de yani şampiyona yakışır bir şekilde oynadık, kazandık. Kaptan, saçlar, sakallar ağırdı ama yine sporu bırakmıyoruz. Yok, sporu kesinlikle bırakamam. Bu bizim yaşam tarzımız. Sevmesem İstanbul'dan buraya gelmem. Evet. Teşekkür ederim, başarılar. Evet sevgili dostlar, şampiyonu belli ettik. Şimdi sözü biz sahneye vereceğiz. Evet, Sayın Başbakan Yardımcım Hakan Çavuşoğlu da aramızda. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şavşat Köyler Arası Futbol Turnuvası'ndayız. Final şampiyonluk maçını oynadı Pınarlı ve Dal Kırmaz. Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu da aramızdalar, şeref verdiler. İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ayhan Salman buradalar, şeref verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu an oyuncularımızı tebrik etmek üzere yanlarına teşrif ettiler. Evet, şimdi şampiyonluk kupasını sahibine vereceğiz. Evet, ama öncelikle Başbakan Yardımcımıza bir hediye takdimimiz olacak. Şavşat evi biliyorsunuz çok meşhurdur. Ahşap bir şavşat evini hediye olarak takdim ediyoruz Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'na. Çok teşekkürlerimizle, saygılarımızla, hürmetlerimizle. Sağ olsunlar. Bizim için çok önemliydi burada olması. Mikrofonu veriyoruz Sayın Başbakan Yardımcımıza. Öyle mi? Sayın Başkanım, AK Parti İl Başkanımız, Şavşatlı hemşehrilerim, Bursa'nın güzel insanları, öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, bu turnuvadan bahsettiğinde ve beni davet ettiğinde gerçekten de programımız hiç uygun değildi. Onu öncelikle söyleyeyim. Ama ne olursa olsun kıran kırana mücadelenin yaşandığı bu atmosferde burada olmak benim için de ayrı bir keyif oldu.
Hele şampiyon takımın bir kalecisi var. Yani maşallah. Sonra sol ayaklı bir gol kralı var. Burada bir eşitsizlik var. Ama önemli olan finalin şampiyonun kim olduğu değil, önemli olan kardeşliğin, dostluğun, beraberliğin, dayanışmanın hakim olduğu bir süreç olması. Ben Şavşat Derneği Başkanımızı, Sayın Murat Aydın'ı ve onun yönetici arkadaşlarını tebrik ediyorum. Hakikaten burada 10 haftalık bir müsabaka ve bunu gerçekten rutin bir şekilde devam ettirmek, tabii sizlerin de bu noktada buraya bir ilgi göstermeniz çok önemli. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Tabii bana söylediler, dediler ki bir televizyon kanalından da maç canlı olarak yayınlanıyor. Biz duyurularımızı yaptık. Ekranları başında Artvinliler ve Şavşatlılar şu anda burayı izliyor. O vesileyle hangi kamera? Buradan Artvin'in, Şavşat'ın güzel insanlarına selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Aslında şu fotoğraf sizlerin hepinizin buradaki fotoğraf fazla söze hacet bırakmıyor. Hal diliniz bizim ifade etmek istediklerimizin daha ziyadesini anlatıyor. Teşekkür ederim hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Seneye görüşmek üzere. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbakan Yardımcımıza ve takım kaptanını kupayı almak üzere oyuncularla birlikte davet ediyoruz. Takım kaptanı Hayrettin Aydın, teknik direktör Yener Demir. Alkışlayalım, evet. Çok uzun soluklu bir mücadele oldu. Oyuncuları ben bu arada arz edeyim. Hayrettin Aydın, Orhan Aydın, Özkan Özışık, Öztekin Aydın, Onur Torun, Mutlu Kumaş, Özcan Demir, Tolga Çelik ve yedek oyuncularımız da onların gönülleri de kalmasın. Oksay Demir, Yener Demir ve Tarkan Balcı. Bir alkış alıyoruz değerli kardeşlerimize. Kupamız geliyor. 3 2 ediyoruz. Şeref verdiler. Sağ olsun, var olsunlar. Bu arada il başkanımız, AK Parti il başkanımız Sayın Ayhan Salman beyefendiye de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Şeref verdiler. Müziği devam ettiriyoruz. Evet, devam ettiriyoruz. Başkanımız geldiği vakit kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkincilik kupası, üçüncülük kupası madalyalarımız takdim edilecek oyuncularımıza.
müziği verebiliriz değerli reji. Evet sevgili dostlar, şimdi ikincilik kupası da verilecek ama az önce Pınarlı birincilik kupasını aldı. Çok kıran kıran maç geçti, özellikle ilk yarı. İkinci yarı bir kopma oldu. İlk yarı başa baş mücadele ettik gerçekten. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İki takım da çok kaliteli oyunculardan kurulu. İkinci yarı gücümüz yetmedi. Sloban'a çok tebrik ediyoruz. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Dostluk kazandı diyoruz. Kırılma anı dersek? Kırılma anı ikinci golü yedikten sonra moral olarak düştük oyundan. Devamı geldi. Tebrik ediyoruz Sloban'a. Evet. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun, gerçekten teşekkür. De çok güzel bir maç keyfi yaşattınız hepimize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Tanıyalım. Alper Çelik. Alper, nasıldı maç? Öncelikle şampiyon olan Pınarlı köyünü tebrik ediyorum. Çok güzel maç oldu. İzleyenler çok büyük keyif aldı biliyorum. Yani ilk yarı bir tık daha iyiydik sanki. Golü bulamadık. Pozisyona girdik. İkinci yarı yorgunluktan mı diyeceğim kopmalar oldu. Evet. Skor açıldı. İstemsiz bir şekilde bir skor ortaya çıktı. Üzgünüz yani. Ama ben ve diğer takım arkadaşlarım Pınarlı kazandığı için mutlu yani. Pınarlı bizim saygı duyduğumuz. Evet sevgili dostlar. Görünmeyen adam olarak bir Okan'ı bilirdik. Ama bir tane daha görünmeyen adam vardı. O da Ersin Yeni. Maç anlatımıyla bizlerleydi. Şu anda Sloban'ı bir daha çağırıyorlar. Ersin Yeni. Evet, bugün finalin adı Sloban. Ben de ilk spikerlik deneyimimi bu şekilde atlatmış oldum. Sesim düştü, çok bağırdım herhalde. Görünmemek güzeldi, iyi ki de görmediniz diyoruz. Tebrik ediyorum bütün takımları. İşte kazanan şavşat. İşte sohbete devam edeceğiz ama. Evet. Ama bir adım öne çıktı. Evet. En centilmen oyuncu Şavket Karaköy futbol takımının oyuncusu Yusuf Karahan. Şenol Kabataş'ın ödülünü vermek üzere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürümüz Sayın Şenol Karahan'ı davet ediyoruz. Buyurun. Evet, tebrik ediyoruz kardeşimizi ve gol kralı Özkan Özışık Pınarlı köyünden. Ödülünü vermek üzere İnegöl Tepeköy'ler Dernek Başkanı Sayın Metin Elmacı. Buyurun başkanım. Eski Şavşat Dernek Başkanı aynı zamanda. İnegöl'den ikisi de. Bunları tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bunları kim verecek? Başkanım tebrik ediyorum. Evet, dördüncülük kupasını dernek yönetim kurulu üyemiz Güven Levent takdim edecek. Dördüncü olan köyümüz Tepeköy. Ben de bir Tepeköylüyüm. Tebrik ediyorum köylerimi. Gururumuzsunuz. Evet, Faruk Hocam. Tepeköy takımının kaptanı Barış Demirci. Evet. Bravo. Üçüncü.
Evet ve üçüncülük kupasını vermek üzere Şavket Karaköy takımının kaptanını davet ediyoruz. Kupasını derneğimizden Emrah Arslan verecek, takdim edecek. Madalyalarını. Evet, bu arada madalyalarını da vereceğiz gençlerin. Çağıracaksınız kupa alması için. Evet, İstanbul'dan teşrif etmişler. Karaköy Dernek Başkanı buradalar. Aynı zamanda eski tertip komitesi başkanı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Birlikte kupayı takdim edecekler. Evet sevgili dostlar, üçüncümüz Şavket yanımızda. Şavket'in yakışıklı, karizmatik futbolcusu Gökmen Köse yanımızda. Gökmenciğim, nasıldı maç? Çok güzel, çok onurlu, çok duygulu, çok centilmen. Herkes adına, köyüm adına, arkadaşlarım adına herkese teşekkür ediyorum. Başkana, emeği geçen herkese inşallah daha da iyi olacağız. İkinci olacağız, birinci olacağız. Nice maçlara, nice eğlencelere, nice şenliklere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kaç galibiyet? 7 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Tebrik ederim. Evet, seneye yine varız değil mi? Tabii ki. Her yıl olduğu gibi Hanlı, Şavket fark etmez. Beraber ama varız. Üçüncü mü yine, yoksa şampiyonluğu oynayacak mıyız? Kesinlikle ilk hedefimiz şampiyonluk. Dostluk çerçevesi içerisinde oluşabilecek her türlü başarıya kabulüz. Belki de Türk futbol tarihinde dostane bir futbol tertipleyen biz mi varız, yoksa çoğu futbol komitelerinde maçlarda kavga çıkıyor. Ama bizim maçlarımızda hiçbir zaman hiçbir problem yaşanmadı gördüğüm kadarıyla. Şöyle izah edeyim, kendimce dernek yönetimlerinde bulunduğum süre içerisinde, Hanlıköy Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptığım süre içerisinde, Şavşatlılar Derneği'nde, belki de Artvinli ruhu, Artvin'in güzelliği, Artvin'in seveceğini...
Evet sevgili dostlar. Şimdi reklama giriyoruz. Reklamların ardından yine sizlerle beraber olacağız. Şatlar Dernek Başkanı Sayın Murat Aydın var. Evet Sayın Başkan, biz sizle başlayalım. Çünkü bayağı bir kalabalık bir yönetim. Şöyle söyleyeyim, teşekkür ediyoruz Kaşgar TV yönetimine öncelikle. Bize destekleri için başta Fatih Halinize. Şavşat'a yakışır bir finalle sonlandırmak. En büyük arzumuzdu 1500 kilometre ötede Şavşat'ı yaşamak. Bu olsa gerekir diye düşünüyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle futbol tertip komitesine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza hakikaten finalde hiç kimse uyumadı. Şavşat'a yakışır, Şavşat'ı Bursa'da en iyi temsil nasıl yapılır diye hepimiz uğraş verdik. Bunu da sorunsuz bitirdiğimize inanıyorum. Ben hakikaten yönetim kurulu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.
Şavşatlı bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Televizyon başında izleyen bizim bütün hemşerilerimize gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum ben. Teşekkür ediyorum. Başbakan yardımcım da sürpriz yaptı. Kendisi çarşamba günü haber verdi. Programa dahil etmişlerdi. Sağ olsun kırmadı nazikler. Onun da programı dolu ama mutlaka uğrayacağım demişti. Sağ olsun kırmadı, geldi bizi de. Onur verdi bize. Demek ki çalışmalarımız o kadar güzel, o kadar takdire şayan ki başbakan yardımcımız da es geçemedi, geldi, bu güzellikleri yaşadı. Doğru diyelim o şekilde en azından, ama biz hakikaten söylüyorum. Bursa'da şavşatı en iyi temsil ettiğimize inanıyorum. Yani arkadaşlarımızla biz bu konuda iddialıydık. 3 yıldır hakikaten şavşatın adını her yere duyurmaya çalışıyoruz. Başkanım şimdi arsayı aldınız derneğinize, onu biliyoruz. Peki başbakan yardımcıma bir ev hediye ettiniz, Şavşat evi. Doğrudur. Bütün çalışmalarımız... Bir hedefimiz mi var? Tabii ki hedef Şavşat evi. Bursa'da şavşatlara yakışır. Şavşat kültür evini, Yavuzköy'deki zaten örnek evimiz var. Aynısının mimarisi olarak Bursa'da uygulamasını yapmak. Belediye başkanımız, Yıldırım Belediye Başkanımız sağ olsun kendileri söz verdi. Başbakan yardımcımız da şimdi söz verdi. Bundan sonrası artık takdir inşallah olacak yani. İnşallah takip edip peşini bırakmadıktan sonra biraz da sık sık kapılarını çaldıktan i̇nşallah. Sonra ziyaret ettikten sonra neden olmasın Bursa'da bir şavşat evi, Bursa'da bir şavşat kültür evi. Kesinlikle. Kültürümüzü yaşayabileceğimiz, orada geçmişten geleceğe kullandığımız eşyalarımızın sergilendiği, dedelerimizin, nenelerimizin yaşadığı o kültürü biz niye burada yaşayamayalım? Bu arada İstanbul'dan, Bursa'nın diğer ilçelerinden de hem Antlia taraftarı olarak hem Pınarlı Köyü meşhur Slovan taraftarı olarak buradalar. O zaman yönetim harici kısaca bir tanıyalım. İsim neydi? Önder Çelik. Böyle biraz daha ekranlarımıza. Ben televizyonların ve kameraların önünde sevgili dostum ve arkadaşım Murat'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olayı organize ettiği için. İstanbul'da zaten birlikteydik. Orada bu futbol turnuvasını organize eden, ilk tohumlarını atan Murat kardeşim. Ve değerli Adnan abimiz yine Pınarlı Köyü'nden. Evet. Hasan kardeşim yine burada. Merhaba, merhaba. Ben de İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan maç için mi geldiniz? Evet, evet. Evet, maç için geldik buraya. Adnan abi, Serkan kardeşim. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Ben de Serkan Balcı. Tebrik ediyorum köyümüzü. Hangi takımı tutuyordunuz? Pınarlı Köyü. Şampiyonlar burada şu an. Ha. Şampiyonları toplamış gelmişler. Evet başkanım, başka bir duygu. Sağ ol yönetim arkadaşlarım, konuşursa evet. Sevinirim. Ben teşekkür sağdan ediyorum. Başlayacağım. Sağdan sünnettir. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bir kaza geçirdiniz herhalde. Sizi tanıyalım. Ben Şavşatlar Derneği Yönetim Denetleme Kurulu Başkanıyım. İsmim Ayhan Kara. Vallahi bugüne kadar yapabildiğimizin en iyisini yaptığımız sanıyorum. Bu güzel günle noktalamayı bildiysek biz başarılıyız demektir. Bunu... Taşın altına elimizi değil kafamızı koyduk dediniz. Hah, işte yer şimdi göründüğü da. Gibi göründüğü evet. Gibi kafamızı koyduk olmuş oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, yanımızda bir de diğer genç yakışıklı bir yöneticimiz daha var. Bildiğim kadarıyla yıllar öncesinden Suriye'den Kirazlı köyüne göç etmiş değil mi? Suriye'den Kirazlı köyüne göç etmiş Emrah Arslan kardeşimiz var. Evet. Adım Emrah Arslan. Artvin Şavşat Kirazlı köyündeyim. Bursa Şavşatlar Derneği'nin denetleme kurulu üyesiyim. Yaptığımız çalışmaları en iyi şekilde zaten sen de takip ediyorsun abi. Yalnız bu Suriyeli kaldı başıma. Öyle bir şey yoktu. Şimdi sevgili dostlar bu parantezde açayım. Şimdi genç olmanın ve saçlarında gür olmasından dolayı böyle saçlarına kardeşimiz jöle sürüyormuş. Ve ondan sonra birkaç yerde de bu arkadaş Suriyeli mi diye gerçekten de öyle bir imaj oluşturmuş. Öyle onun esprisi de bizde kaldı. Evet bir diğer yöneticimiz Turgay Yılmaz abim. Soy isimlerimiz bir Mehmet Yılmaz, Turgay Yılmaz. Ama gerçekten de bir abi kardeşlik oluştu herhalde. Teşekkür ederim. Turgay abi gerçekten de gövdenizle girdiniz derneğe ve çok güzel başarılara imza attınız. Bugün de maçı izledik, şampiyonu gördük ama şampiyonların ardındaki şampiyonları da ekranları başında tüm dünyaya izletmek istedik. Evet Turgay abi.
Teşekkür ediyorum herkese katılımlarından dolayı. Ayrıca sizlere de güzel bir organizasyon, güzel bir beraberlik, dostluk bir arada. Pınarlı takımını kutluyorum. Kupayı kaldırdılar. Teşekkür ediyorum sizlere, herkese. Ben teşekkür ederim. Gerçekten de tebrik ederim. Evet sevgili dostlar, Memleketim Gazetesi köşe yazarımız. Okunmayan adam. Ayakkabıca mağazalarının sahibi Okan Torun yanımda. Aynı zamanda bugün görünmeyen adam olarak da maç yorumlarımızla karşımızdaydı. Okan Torun Memleketim Gazetesi'nde okunmayan adam olarak köşe yazmaya başladı. Daha sonra dedi ki ben her yerde okunmayan, görünmeyen olacağım dedi. Ve gerçekten de bugün ben gösterdim ama yani o sonunda sonucu iyi getirdik. Sahne arkasında aldı mikrofonu. Ersin Yeni ile beraber maç yönü yorumladı. Gerçekten de ilk ve çok başarılıydı ama. Gerçekten de tebrik ederim. Ben canlı yayın aracından dinledim. Dinlenen adammışsın kesinlikle. Yani böyle görünmeyen, dinlenmeyen değil. Evet Okan'cığım, senin görüşlerini alayım. Öncelikle teşekkür ederim. Yani okunmayan adam olarak kalmak isterdik ama artık yani profil fotoğrafımızda zaten yüzüm fotoğrafı yoktu artık. Böyle bir yandan bari tam görünsün, görünmeyen adam olma. Tanınan adam olduk. Şunu söyleyeyim. Bursa'da ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu ilkleri yaparken de bu ilkler bizim de ilklerimiz oluyor. Bu ilkleri yaparken aynı zamanda spikerlik yaparken de ilk yaptık. Birçok şeyi ilk amacımız oldu. Bizim derneğimiz ne yaparsa ilk yapar dedik. Çok şükür altından kalktık. Çok güzel bir final oldu. Çok güzel bir festival havasında bir futbol karşılaşması oldu. Futbol sadece futbol değildir dedik ve bunu da yerine getirdik. Gelen, izleyen, burada olan, aynı zamanda sana Mehmet Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir final oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, gerçekten de çok güzel konuşa konuşa bitmez. Aa bak, güzel insan yanımda. Abi sizi bir önce tanıyalım, sonra ben tanıtayım. Şenol Alagöz, TŞT Lift amortisörü olarak. Aman abi, bip diyemedim, reklama girdik. Pınarlı köyünü destekledik. 2004'ten beri dernekçiliğe önem veriyoruz. Ve derneğimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Takım olarak da Pınarlı Köyü Sulaban olarak da 2004'ten beri katılıyoruz. Katıldığımız şeylerde birincilikler hep bize nasip oldu. Bütün kupaları aldık. Bu sene de bize nasip oldu. Destekledik ve sonucunu gördük. Abi şimdi geçen sene de siz miydi? Yok, geçen sene biz yoktuk. Takım olarak geçen katılmadık. Geçen sene takım olarak yoktunuz. Katıldığımız takımlar 5 tane kupa aldık. Katıldığınız her turnuvada şampiyonsunuz. Aynen öyle. Abi aynen. O zaman ayıp yani, katılmayın da başkaları da şampiyon olsun yani. Seneye müsaade ederiz herhalde başkaları da. Evet, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, gerçekten de yani o kadar güzel insan var ki anlat anlat bitmez. Yener Kaptan'ın babasıyla görüştük. Az önce duygularını aldık. Ama yanında bugün Ersin Yeni aslında bizimle beraber hep ilkleri başarıyoruz değil mi? Evet sevgili dostlar, arabamın anahtarını getirmişler. Onu da cebimize koyalım, yaya kalmayalım. Gerçekten de Ersin Yeni bizimle beraber ilkleri başarıyor. Memleketim Gazetesi'nin kültür sanat sayfasının sorumlusu Ersin Yeni. Şavşatlar Derneği Genel Sekreteri Ersin Yeni. Kaçkar TV'nin bugünkü Pınarlı Dalkırmaz maçının maç anlatımcısı Ersin Yeni. Bir de siz söyleyin, kalan bir şey var mı? Ersin Yeni 1970 çiftlik doğumlu, Şavşat'a gönül vermiş, Şavşat sevdalısı, Artvin sevdalısı bir kardeşiniz. Bu yönetimin içerisinde bu kardeşlerimle birlikte, sizlerle birlikte olmaktan haz alıyorum. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Bu gazete olayı da sizlerin sayesinde bir ilk oldu. İnşallah okuyucularımız beğeniyorlardır. Bugünkü maçta spikerlikte yapmadığımız bir şey kalmıştı. Onu da sayenizde yapmış olduk. Umarım insanlar beğenmişlerdir. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Çünkü bizim asıl işimiz bu değil. Güzellik katalım denildiği için yaptık. Ben bütün turnuvaya takılan bütün takımlara teşekkür ediyorum. Şampiyonu kutluyorum.
Sloban'ı kutluyorum. Diğer takımlara da. Ben hepsinin adına sevindim, hepsinin adına üzüldüm. Umarım insanlar beğenmiştir diyorum. Bu yönetim kurulu içerisinde olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten kıvanç duyuyorum, haz alıyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Hanlı Dernek Başkanı, aynı zamanda Şavşatlar Dernek Yöneticisi Naci abi yanımızda. Evet, Muallim Naci Altun sizi dinleyelim. Muallim, herkese öncelikle merhaba demek istiyorum. Bizi dinleyen tüm dostlarımıza, gönül dostlarımıza, hemşerilerimize. Evet, güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Kavgasız, gürültüsüz, kaza bela olmadan, en önemlisi de kaza bela olmadan bir turnuva geçirdik. Bu en büyük şeyim, kazancımız. Artı bana göre bu turnuvaların en büyük kazancı burada dostluklar kuruluyor, insanlar kuruluyor. Dostluklar daha da pekişiyor. Evet, pekişiyor. Şöyle söyleyeyim, ben bu turnuvalara başlamadan önce Şavşat'tan köyümün haricinde hiç kimseyi tanımıyordum. Ben ne kadar Şavşatlı tanıdıysam bu turnuvalarda tanıdım. Çok güzel dostluklarım oldu. Çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Ve son cümlemi de söyleyeyim. Bütün Şavşatlıları bir şekilde bir arada dernek çatımız altında bu birliğe, beraberliğe, kaynaşmaya, dayanışmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, son olarak Murat Yazar yanımızda. Evet Murat Bey, kısaca çünkü yayını kapatıyoruz. Evet, ben Şavşat Cevizlik Köyü'ndenim. Adım Murat Yazar. Güzel bir beraberlik oldu. Birlik beraberlik oldu. Güzel bir final maçı oldu. Kazanan takıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Evet sevgili dostlar, bugünlük yayınımız burada sona erdi. Gerçekten de 2,5 saat boyunca sizlerle burada dostluğu, kardeşliği paylaştık. Çok güzel bir atmosfer vardı. Kıran kıran mücadele oldu. Bir parantez de açmak istiyorum. Yakında inşallah Bursa'dan canlı yayınlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Periyodik olarak bir araya geleceğiz. Şu anda onun altyapısını oluşturuyoruz. Çok kısa zamanda Kaç Kardeş ekranlarında Bursa'dan size güzellikleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bugünlük size hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.